Kaçalım. Biz de ilk depremde binamız hasar gördü. Onun dilekçesi, onun tespitini az hasar vermişler. Biz 20 güne yakın çadırda falan kaldık. Çadırda da bizim TC kimliklerimizi aldılar. Orada bize dediler ki az hasarlı olan herkes evine gelsin. Biz de o korku endişe içinde gelmişiz evde. Evde çocuklarımız var. Çocuklar sabaha kadar yatamıyorlar. Ondan dolayı yani en son çareyi biz dışarıda bulduk. Dedik burada en azından kendimize bir şey yapalım. Çocuklar rahat yatsın. Yani ondan dolayı endişemiz var. Binayı da dışarıdan getirdiğimiz tanıdık mühendislerimiz. Menzilerini kendi imkanlarımızla getirdik. Aynı bir oturabilecek bir bina değildi. Ondan dolayı mecburi sokakta yatmak zorunda kaldık. Bizim herhangi bir yerimiz de yoktu. Yani bunu biz muhtara da ilettik. Bunu dilekçemizi de çevre şehirciliğe bizim yönetim olarak yönetici vermiştir içeriye. Hala bir sonuç alamıyoruz. Yani bu bina yıkıldıktan sonra mı bu çareyi bulacaklar galiba? Yerimiz yoktu. Biz buradayız. Bina bu haldeyiz. Ya yukarı çıkacağız benle çocuklarımız hepimiz altta kalacağız. Ya da burada kalacağız. Mecburen yerimiz yoktu. Biriler bizim sesimizi duysunlar. Bu binaya gelsinler, baksınlar biz ne yapalım. Yani maddi durumumuz da yok. Bu evdi. Şimdi ben nereye gideyim? 7 kişiyiz. 5 tane çocuğum var. Ben çocuklarım için şey yapıyorum. Canım, kendi canım değildi. Çocuklarım canının peşindeyim. Ben bu çocukları kolay yetişmemişim. Bu yaşa kadar yetişmemişim. Ne eziyet görmüşüm, ne şey görmüşüm. Hastayım. Bak yine çocuklarımı düşünüyorum.